Dünyanın harikasındayız sanki. Doğa ne güzel böyle. Cennet mi yoksa ne? Kalbimiz uçuyor sanki. Biraz ekmek, biraz meyve, ağaçların gölgeleri ve kuş sesleri. Tatlılık, dostluk ve güzellik. Hiçbir insan bizden mutlu değildir artık. Borsamız ağaçlar, köşkümüz bahçe. Rüzgarımız, yağmurumuz ve dostlarımız. Bir ruh ve bir yürekle sarılmışız birbirimize. Ne topraktan sakınırız, ne böcekten. Belki hiç doğayı tanımıyorsunuz. Kentlerde yaşayıp zehirle boğuluyorsunuz. Bir mutlu günün ardından 1000 yıl yaşamış gibi olursunuz. Doğayı bir kez tanımış olsanız. İkinci bir tavuk. Şimdi alalım mı? Ne lan böyle? Şimdi çok iyi bu. Erol Taş yapacağım. Yap yap. Erol Taş yapacağım dedi. Piliç mi kızarıyor, biz mi kızarıyoruz? Belli değil yani, yanmış ateş. Şu ana kadar yenme kıvamına gelmiştim. Acı mı? Çok iyi bu. Evet, Doğa Aşığı Gezginler kanalından yine mükemmel bir doğa ortamından merhaba diyoruz. Yanımızda artık Doğa Aşığı Gezginler'in resmi olarak üyesi arkadaşımız Melih bizimle birlikte. Tabii şu anda 3 kişi gözüküyoruz kadrajda ama aslında 3 kişi değiliz. Yanımızda misafirlerimiz de var. Önce Necdet abiyi davet edeyim. Necdet abi buyur. Evet. Necdet abi. Merhabalar. Eski diğer videolarımızda bizimle birlikte olmuştu. Oradan biliyorsunuz. Kendisinin de bir YouTube kanalı var. Evet Necdet abi, bayağıdır görüşmüyorduk. Evet, bayağıdır video görüşmeyeli. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için. Bu güzel ekiple beraber bulunmaktan büyük keyif alıyorum ben de. Evet. Daha önce gezilerimiz olmuştu. Bu gezilerde daha öncelerde ne yapmıştık? Erikli Yaylası'nda güzel bir tavuk döner yapmıştık. Tavuk döner yapmıştık. Tamam. Nasıl bir şey lan böyle? Bana da bırakın. Bırakmayın. Ben gidiyorum. Necdet abi kestaneleri, mantarları kaçırıyor. Keyifli bir ortam yaratmıştık. Karda bir piknik yapmıştık. Karda piknik yapmıştık. Değil mi? Kuş sesleri falan böyle yeşillikler içerisinde. Aynen. Yakın bir mesafede, ulaşımı kolay. Değilik biraz farklı. Ya şimdi bu ortamı yaşamak lazım. Tabii, herkese evet. Kısmet olmaz böyle bir ortamda. Kısacası Doğa Aşığı Gezginler'le birlikte olmak mükemmel bir şey. Evet. Daha sonra da Serkan Yolta'yı davet ediyorum. Kendisi benim eniştem. Herkese merhabalar. Ben de yardımcı oyuncu diyeyim. Asıl kadro burada. Profesyonel, yarı profesyonel diye adlandırabiliriz. Beni de davet ettiler. Balık tutma etkinliğimiz olacak. Buna biraz katkıda bulunmak istiyorum. Eğer olursa da çok güzel olur. Tekrardan İnşallah. Herkese merhabalar. Eniştemi de daha önceki videolarda bize eşlik etmişti. Daha doğrusu ilk YouTube'a başladığımız zamanlarda. Biraz yeniydik o zamanlar. Evet. Birkaç etkinliğimize gelmişti. Evet, destek bir dağ dibi göleti vardı. Şu anda dağ dibi göletindeyiz. Muhteşem bir beyaz, yeşil ve mavinin buluştuğu nokta. Harika bir yer. Burası yapay bir göl arkadaşlar, gölet. Yapay gölet dediğimiz için burada bentle bu şekilde kapatılmış burası. Muhteşem bir doğa zenginliği,
renk zenginliği, harika bir görüntü var. Domaniç falan o taraflara evet, gitmiştik. Evet. Aynen. Güzel bir etkinlik olmuştu o da. Evet. Doğaşı Gezginlerim kanalından herkese merhabalar. Yine yollardayız. Yolda mısın? Atıyor. Şu an kamp sobasının başındayım. Evet, falan. Şu an kamp sobasının başındayız. Bağıra bağıra söyleyeceğim. 10 numaralı kompiro oğlum. Uzun kadro zaman oldu şimdi, senle videoya gelmedin. Bayağı da gelmemiştim. Aynen, hastalıklar falan. Onlardan dolayı evet, pek biraz katılamadık. Olsun. Arada geliriz yine de. İnşallah yine bundan sonra devamında olur inşallah. İnşallah. Şimdi bugün güzel bir etkinlik olacak. İnşallah böyle bir giriş yapalım dedik. Bugünkü etkinliğimizde öncelikle tenekede tavuk planlıyoruz. Onu yapmayı düşünüyoruz. İşte Serkan Yoltay eşliğinde güzel bir balık tutma etkinliği olabilirse inşallah, yani nasibimizde varsa öyle bir şey var. Onun dışında sıradan doğal doğa etkinliği olacak inşallah. Necdet abimiz de zaten bize güzel katkılarda bulunacak inşallah. Şimdi dua yeni. İnşallah bunlar hep beraber olacak. Aynen. Şimdi geçelim. Artık bölümü. Şimdilik başlayalım. Hadi yavaştan başlayalım. Hadi bakalım. Tekrar alevlendirmek lazım. Evet, güne çayla başlamak her zaman 1-0 önde başlamak demektir. Günün tadını, neşesini bulabilmek amacıyla bu şekilde keyfimize buradan başlıyoruz. Serkan Yoltay, aldın mı sen buradan? Yedin mi? Yok, onu çocuğum yok. Niye ya, bol bol aldık yiyeceğiz diye. Ama verdi yapınca da o çayın tadı bambaşka oluyor. Şu an sabırsızlanıyorum içmek için. Çayın yerini tutan bir içecek tanımıyorum. Final maçı vardı. Hatta senin sözüne geçti. Ha. Dedi İrfan abi olaydı dedi, finali çekerdi güzel dedi. Çağıraydınız. Sen oynuyor musun takımda? Yok. En son sen doğaya bizden hariç kimle gittin? En son sizden hariç hanımla çocukla gittim. Doğaya. Nereye gittiniz? Uludağ'a gittik, Softovan'a. Diye omuzlarında. Bu sene içinden bahsediyorum. Ne zaman gittiniz, hiç görmedim mi? Hangi aydı o? Paylaşmadın mı? Yok, paylaştım aslında da. Siz o zaman yoğun tempolaydınız, belki kaçmıştır. Sözünden. Allah Allah. Bir şey en son paylaştıklarına bakıyorum, görüyorum da. Hı-hı. Onu hatırlayamadım. Evet. Çay deyince akla kim geliyor? Tabii ben ki. Ben mi geliyorum? İrfan geliyor. Adam çay uzmanı. Çayı demlerken ki bakışları keskin nişancı. Bunlar hep birer taktik. Farkındaysanız kaşık kullanmıyor. Göz karar yapar işine. Nokta atışı. Evet, biz öyle. Bu profesyonelliğini gösteriyor. Evet, suyumuz. Birazdan lezzetini de soracağım bakalım. Birazdan lezzeti için de yorumlarımız olacak. Bu arada manzaramız harika değil mi sizce de? Bence harika. Karşıda İnegöl yolu var. Manzaranın daha geniş bir kısmını birazdan da göreceksiniz. Arkada biri var. O da İrfan'ın eniştesi. Kendisi balık dalında uzman. O kadar işinde konsantre olmuş ki sanki biz yokuz gibi takılıyor. Gördüğünüz gibi. İnşallah güzel bir balık da yakalar da var. Organizasyon keyifli hale gelir. Bir balık alırsak tabii daha zevkli bir organizasyon olacak. Balığı da pişireceğiz değil mi? Yani balık pişirmek için aparatımız yok ama onu yakarız, bir şekilde yaparız ya. Onu yerliler gibi pişirebiliriz. Çomağa takıp. Yani. Daha önce dediğim gibi hiç ben tenekede tavuk yemedim. Genelde internette yanan tavukları izledim. Her şeyin bir ilki vardır. Evet, bugün de bize o yakanlardan biri olmayalım. Kapkara bir tavukla karşılaşmayalım. Hiçbir şey yiyemeden buradan gidiyormuşum. Evet, enişte nasıl gidiyor balık işi? Valla şu an attık ağzına gitsin boğazına dedik. bekliyoruz. Balık işi sabır işi. Sabır işi, nasip işi değil mi? Nasip işi. Olur olmaz. Yanındaki herkes tutabilir. Bir tek sen tutamayabilirsin. Böyle de bir durum var. Çok tabii aşık. Canım öyle bir balık olayında o kısmet olayını
zaten aynen. Onu göze alarak geliyorsun. Aynen. Deniz... Biz zaten bugün alternatif hani ekstrada bir şey aynen. Olsun, görüntü olsun diye. Güzel olur. Öyle bir eğer tutabilirsek istedik ama. Güzel olur. Güzel olur tabii. Biz zaten hiç anlamıyoruz, o yüzden seni davet ettim. Eyvallah. Biraz, teşekkür ederim. Biraz hani senin bu konularda en azından biraz bilgin olduğunu ve daha önce de tuttuğunu biliyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada İrfan beni daha önceki haftalarda da çağırdı ama işlerimiz güçlerimiz vardı. Evet, bir türlü uyuşmadı. İyi ki de bu haftaya nasip olmuş diyelim. Hava da çok güzel. Evet, hava gayet güzel. Ortam tam, güzel. Aynen. Piknik yapılacak. Doğada gezilecek. Bu tarz şeyler yapılacak gibi bir ortam. O yüzden çok güzel bir ortam var gerçekten. Belki de tam günü bugünmüş. Bugüne nasip olmuş. Evet. Ben çok sık balık tutar mıyım derseniz, daha önce çok sık balığa gitmiştim var. Evet, takımlarım var kendime göre tabii, amatör diyelim. Deniz, göl balıkçılığı hepsinden yaptım. Tuttunuz mu derseniz, evet tuttum. Denizde de tuttum, gölde de tuttum, büyük balık da tuttum, küçük balık da tuttum. Tutamadığım zaman da oldu. Bu bir şey yani, sevda. Bu yani, tabii daha evet. Aşıkları var da. Tam bu ortama gelmişken, bir de balık tutulabilecek bir ortama gelmişken, suda da oltanız olmasa olmaz yani. Bu mutlaka. Da şimdi bu işin tuzu biberi olur. Evet. O yüzden. Bir de bu işin detayları var değil mi? Şimdi her balık her yerde olmaz, her balığı her olta tabii. Kullanılmaz falan, bu tarz şeyler var. Biz pek bilmiyoruz da hani. Tabii tabii. Her balığa her takım takılmaz. Takım dediğim iğne takımları arkadaşlar. Şu an bizim beklentimiz bir tık büyüye yakın balık. Ufak balık istersen. Büyük hedefliyoruz bu arada. Ufak balık istersen büyük iğne takamazsın arkadaşlar. Hedefimiz büyük arkadaşlar. Aynen. Büyükten kasıt en azından böyle bir. Yani bir geldiği zaman en azından bir tanesi bile yani, bir tadımlık bir güzel bir şey olur olsa, değil mi? Olsun diyoruz. Ufak balık. Ufak balık gerçekten kimseye gelmeyecek. Aynen. Türü gereği ufak olanlar var. Yavru olanlar var. Şimdi o da çok keyif vermez. Tabii ki balık tutmak keyif verir de. Biz de tabii katletmek amaçlı değil. Tamamen hobi amaçlı yapıyoruz bunu. Tabii. Balıktan geçimimizi sağlamıyoruz. Onlara da saygı duyuyoruz bu arada. Bizim derdimiz hani bir iki tane olsun. Tamam. Yani için görüntü olsun, güzel olsun. Hevesimizi almış oluyoruz. Ya balıkla tamamen haşır neşir olan insanlar zaten onlar şeydir yani. Onlar devamlı her günü balıkla geçiyor. Aynen öyle. Her günü balıkla geçen insanlar var. Olta balıkçılığı sabır balıkçılığı. Şimdi, olta balıkçılığı aslında tamamen bir şey dediğin gibi. Aslında böyle bir ortama gelmek aslında amaç. Aynen. Biraz bu ortamın tadını çıkarıp burada keyif aynen yapıp öyle. O sırada da hani kısmetini ortalar aramak suda gibi. Olur. Yani. Gözün suya bakar, muhabbet edersin. Ben evet. Şimdi oltaları yeni attım. Arkadaşlarımın yanına gideceğim tabii. Tazeledim diyelim. Daha çok deneyimlerimi, denemeler yaptım. Dip atarsam dip attım. Çok ağaçlık arkadaşlar. Şimdi ne attın mesela buraya? Şu an şıp şıp attım. Ne şıp oluyor şıp mesela? Şamandıralı attım. Bir 2 metreye yakın bir derinlik verdim. Ucuna ne attın mesela? Ucunda ciğerle kokulu sahte yem var. Mısır görünümlü. İkisinde denedim. Yani oltanın ucunda 3 tane iğnem var. İkisi ciğer. Bir tanesi kokulu mısır deniyor. Sahte plastik bir yem ama koku salıyor. Evet. Bu arada Melih de evet, sohbete geldim. Katılmak istedi. Melih, senin var mı böyle balıkla ilgili? Beni ilgilendiren ciğere geldim aslında. Ben de ciğerimizi yaktın Melih. Evet, ciğeri duyunca Melih geldi. Bu ciğer bildiğimiz tavuk ciğeri arkadaşlar. Biraz da atarken sert atmayacağınız bunu. Çünkü dokusal yapısından dolayı tavuk ciğeri çok çabuk parçalanabiliyor. İğnede takılı zaten bir jöle kıvamında. Onun için daha yumuşak atımlarda iyi olur. Etkisi olur. Tabii solucan, dana burnu, boru kurdu. Boru kurdu genelde zaten denizde kullanılır. Efendime söyleyeyim, bulduğunuz, buradan bulabildiğiniz börtü, böcek denk geliyorsa bunlar zaten balıkların vazgeçilmezleri. Makarna takan var. Mısır haşlayıp takılan var. Tabii bunlar sazan türü balıklar için oltaya gelmesini sağlayan şeyler. Benim bilgi dağarcığım genelde amatör balıkçıların bildiği kadar fazla da atıp tutmaya gerek yok. Yani balık şimdi, tutabiliyor muyuz? Ya evet, hobi amaçlı yapıyor musun sen o yani? Evet, oltayı tutup atmayı biliyor muyuz? Keyif evet. Alıyor musun? En önemlisi o zaten. Ben fark ettiysen gözüm suda böyle. Biraz önce sen burada
şey takımları falan ayarlamaya çalışırken Melih'le orada evet. bir sohbet ediyorduk. Senden bahsetti biraz. Dedi o kadar kendini şey yapmış ki dedi, hani olayı yaşıyor dedi falan. Böyle... Hani ortamda kimse yokmuş gibi davranıyor falan dedi. Aynen. Aslında o öyle değil. Ben biraz da şeyi bekledim. Yani tam takımları atayım. Şıp şıp mı atayım? Dip mi atayım? Yoksa bir de eklemek istiyorum bu arada turna falan. Turnada atacak olur. Ona silikon veya kaşık balık takılır. O da takımlarımız da var. Onu da deneriz. Bakalım turna gelir mi? Turna gelirse daha aksiyonlu bir balık olur. Bunu da söyleyeyim. Ekipmanları da kendimizi de geliştirdik ama sayfa bir türlü gelişmedi ya kanal. Sayfaya destek istiyoruz arkadaşlar. Evet, neden? Biraz bu konuda bakın, insanlar izleyip hani abone olmuyorlar. Ne bileyim böyle bir abone olup şey yapmıyor. İzleyen çok oluyor. Abonelik gelmiyor. De like da çok önemli bu konularda. Tabii. Böyle videoların devamının gelmesi sizin de bilgilenmeniz için ve bunu birilerine aktarmayı çok çok seviyorlar. Özellikle evet. İrfan benim yeğenim bu arada. çok seviyor. Geçmişten bugüne hep aynı. Evet, hiç evet. elinden çocukluğumdan beri aynı. Benim bir bilenler bilir. Ben çocukluğumdan beri benim elimde bir fotoğraf aynı. Makinesi evet, bir evet, şeyler evet. vardır. Yani evet, böyle ben de yoktu mesela. Bir şeyleri ben hep böyle bir doğada bir şey çekmek. Evet. Bir her şeyi çekerdi. Çekmek hoşuma gidiyordu. Doğada da olmayı çok seviyordu. Bence destek vermeniz gerekiyor. Destek evet, verirken de eliniz kolunuz ağrımıyor. Bir parmakla yani bitiyormuş. Şimdi bir de insanlar şey zannediyor. Abone olmak ücretli mi? Daha sonra ücretli hayır, olur hayır, mu falan. Öyle şey. Öyle bir tereddütleri oluyor bazı insanların. Buradan da herkese tekrar belirtelim. Abone olmak kimseye bir, ayrı bir ücret gerektirmiyor. Daha sonradır ücreti olmuyor bunun. Bunu bilelim, bunu bilerek abone çünkü olabilirsiniz. Orada... Yani. Kurumuş ağaçların dallarından böyle alıp götürsek tenekede tavuğu yaparken rahat ederiz. Bol ateş olunca daha rahat olur. Ormanın derinliklerinden bu şekilde çalı sırtı çok. O yüzden sıkıntıyor gibi duruyor. Ama bunlar hep ince dallarını bırakıp kalınlarını alabilirsin. Bulunduğumuz alanda meyve ağaçları var. Ormanın hemen kenarında. Çok güzel. Bu deveci armutuydu. Pazarlarda satılan bol sulu, lezzetli bir meyve. Yerlere dökülmüş. Çiftçi bunları toplamamış veya toplamış. Arta kalanları yerlerde bırakmış. Bunlardan da yaban hayvanları sebeplenecek büyük ihtimalle. Biz düşmüş olanlardan 3-5 tane götürelim. Kamp yerimizdeki arkadaşlarımızla ikramlarda bulunalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi meyvelerin durumu oldukça iyi. Sanırım odunumuz bitmek üzere. Semaverimiz sönüyor. Öyle mi? Ama ekip geliyor oradan. Nasıl? Oo. Odun bitmek üzere derken sanki orada bir odun görüyorum. Sadece odun toplamaya değil, ormanda. Oo, siz ne yaptınız ya? Biz burada bu odunlarla şimdi tavuk değil kuzu bile pişiririz ya. İzleyicilerimiz bu baltayı bir yerlerden tanıyor olabilirler mi? Özellikle 80'li yıllarda yaşamış olan genç arkadaşlarımız. Ha. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz balta Zagor'un baltasıdır. Baltayla işini gördüm diyorsun yani. Maşallah. Oo. Evet, armut arkadaşlar. Ben ne yapayım? Ben uydurdum ben de.
Nurettin tadına baksın. Tut olsun. Biraz. Çok değil, tamam. Dur, bir sever dedi. Tamam, oha. Çok oldu. Çekecek oğlum, içine çekecek. He. Dolduğunu içine çekecek. Tavuğumuz tamam. Şimdi sıra ikinci de. Kollarını da ayarla. İkinci bir tavuk. İkinci bir tavuk yetişir, girer. Ay onu canlandırdın. Öbür tavuğumuzu ayarlayalım. Oturun. Hop. Evet. Ben karabı yermemeye değdim. İşte bu. Tamam. Bunlar bir yansın. Sonra bunları da alırız. Evet. Bir kapağı var abi, göreceğiz. Şey sorunumuz yok yani. Bu kapağı varıp göre göre de yakarsak. Yo, ben yaptım ya, güzel oluyor. Ben daha önce yaptım. Vallahi ben evin terasında bile yaptım, mis gibi vallahi. Oluyor oluyor. 35 dakika diyorum ya. Bir de 2 dakikasını çıktım yani. O tarafta ateşsiz kaldı ama. Hacı, daha çok kor halindeyken bekletmek daha kava bir ısınsın şöyle, değil mi? Tabii, daha sonra ilave etmiyoruz ha, ona göre. 20 dakika böyle yakıyoruz. Çok az ilave. Daha sonra fazla ilave etmeden sadece korunla pişecek. İçi pişsin böyle. Aha, öyle olacak. Çok ağır abi. Odunlar yeterli herhalde. Odunlar gayet yeterli. Tavuğumuz pişerken balık olayına bir el atalım dedik ama galiba henüz bir hareket yok. Kimse daha bir şey tutamadı. Yani işte ne oldu bu balık işi ya böyle? Vallahi ben de anlamadım. Kimse de hiçbir hareket. Niye böyle oldu dersin? Bu karşıdaki arkadaşlar da iddialı geldi. Biz dedi hallederiz dedi. Yemlediler falan. Vallahi hangiler? Bunlar mı? Yok olmadı hatalı onlar da. Bu arkadaşlar da iddialıymış ama henüz burada daha balık tutan görmedik değil mi? Yok. Neyse, balık konusunda pek kısmetimiz yok tatil demek ki, yapacak herhalde bir şey yok. Aynen, balıklar biraz da kış mevsimini erken olarak ilan etmiş olabilirler yani. Odunlar var Allah'ta. Bir daha da gidemeyiz. Anladın mı? Senin takımın takımın. Şu çekti. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Vallahi piliç mi kızarıyor, biz mi kızarıyoruz belli değil yani. Yandık ateşim. Şu ana kadar yenme kıvamına gelmiştim. Hala pil kızarmamış ama. Daha dur, yeni koyduk oğlum. O kadar da çabuk olmuyor yani. İşte bu ateş ediyor mu ablam buna? Tabii tabii.
Nedir İrfan son durum? Abi, şöyle bakalım. Gösterelim. Güzel bir şekilde kızarmış. Alttaki de müthiş kızarmış ama biraz daha tutacağız. Doğal olarak yanma ihtimali de olabilir mi acaba? Alt kısımlar belki birazcık derisi yanabilir de. Çok ama sorun hiçbir yok. Sorun yok bence sonuçta de. Sonuçta iki tane birden pişirdiğimiz için. Tabii tabii. Kalabalık olduğumuzda. Alt kısımdakiler biraz olabilir yani. Aynen aynen. Bence gayet güzel. Ama gayet sonra. Güzel. Kendini göstermeye başladı tavuğumuz. Evet. Nar gibi böyle kızarıyor. Devam. Düşük ateşte pişirmeye devam. Evet. Haydi bismillah. Of of. Şimdi ha, alalım bu mı? Bu ne lan böyle? Şimdi bu öyle alınmaz ona geçmiş gibi duruyor. Öyle alınmaz onu tutamazsın. Düşer bak. Oo, çok iyi. Tahtasını. Bunun da yanına. Her şey de orijinal arkadaşlar. Tamam. Biraz de, abi, hafif deri yanmış abi. Gibi ama çok değil yani. Olmuş şeyi ben de çekerim Necdet abi. Tabii ya. Burada sanat çalışması yapmış adamlar. Yani sanat da. Manzara tabii. Öyle öyle. En azından göl kenarı dedik. Şansımız yaver gitseydi iyi olur. Ne? Olsak. Yürüme yavaşla. Nasıl? Ekipmanları. Çok iyi. Biberlerin acısı geçmiş. Oo. Acı mı? Sular çok atıyor. İyi bu. Sen seviyor musun acıyı? Karşılık da verin. Fark etmez. İrfan bir şey yok mu? Nasıl olur mu ya? İrfan gazete lazım. Evet şey Necdet abi lazım. Oynuyor. Oynadı. Akıyor. Valla. Zehir. Evet çok güzel bir yorum geldi. Zehir daha yedik. Etine ulaşamadık abi. Abi çok acıymış lan bu. Zehirini yedik eti yok. Biber mi acıydı acaba? Biber acıydı ona geçmiş. Çok güzel olmuş çok güzel. Ama ben bayıldım. Acı seviyorsak bu kadar da değil lan. Sen kızarmışsın. Çok mu acılı? Valla. Sen kızarmışsın hocam. Bu ne? Kestane. Valla olmuş mu? Bu nasıl kesmişmiş mi? Oğlum siz bu oyunu oynuyor musunuz ya? Ya gayet güzel. Çok acı işte ben suyunu. Biber gayet tatlı. Onun şeyini alamadık değil mi? Ekmekler de çıtır çıtır ha. Hiç de olduğu gibi sağ. İçeride buharlaşıp oldu ya ondan salmış bir tane. Sivri biber normal sivri biber koyduk ya. Demek o çok fena acıymış. Bir ban kestaneli çok güzel olmuş. Hadi canım. Lokum gibi. Diyorum ya kestaneli yemek mi yapsak acaba? Vallahi. Denk gelmedi. Bir parça aldık şurada var bak. Bu mu? Şu. Renk mi katmış? Al onu ya. Çok güzel olmuş. Hadi ya. Başka var mı? Kestane. Ne bileyim ilk defa ben tuzlu bir şeyde oluyor kestane yemek bile yaptır oluyor. Uaa harbiden ne acı bu be. Abi kestane. Ne yaptık biz böyle? Sen niye kızardın bu kadar birader? Acıdan mı oldu acaba ya? Aynen. Hem denedin hep battın. Ya arabaya gibi oldu yemin ederim. Kızarmış mıyım ben? Oho. Dar gibi. Yemin et. Dedik ya video adam. Nasıl kızardık diye. Ama sen de kızarmışsın. Neredeyse sen de ben kızarmışım. Ben acı ateşin başında yanıyorum ama çok... kızarmamışım yani. Ben de ben bir şey. Ama benim bir şey yok. Benim cildim öyle çok şeye gelemiyor zaten sıcağı. Pembelik var. Bebek poposu gibi. Benim kısa çok cildim çok sarsat benim. Şeye gelemiyor sıcağı. Farklı bir hava kapmış. Ve şunu parçalayayım gözünü istemeyeyim ya. Ne ya? Ne tek bütün al ya ye. Al götür ya. Çekiyorum ya. Erol Taş yapacağım. Allah Allah. Yap yap. Erol Taş yapacağım dedi. Yap bakayım bir daha. Rahmetliyi de burada almış olduk. Abi o efekti koymazsan olmuyor. Sanki dediği gibi İrfan'ın biraz... İrfan biraz videoları ayarlarken verir efekt. Şimdi odun sesini duyacaksınız. Evet. O zaman başlayacağız. Tavuğumuzu yedik. Bu ateşi neden tekrar yakıyoruz Melih? Evet. Ateş. Evet arkadaşlar. Tavuğu yedikten sonra ateş neden yakılır ki? Evet bizim faaliyetler bitmiyor. Yemeğimizi yedik. Tavuğumuzu yedik. Çayımızı kahvemizi içmemiz lazım. Yani İçmemiz. Onu içeceğiz. Fakat ondan önce bir de mantar atalım diyoruz Kora. He, mantar var bir de başka bir şey daha var sanki orada. Evet burada. Ne var? Kestane. Kestane kebap diyorsun. Bursa'nın kestanesi. Dağdan toplama mıydı bunlar? Evet evet dağdan toplama. Dağdan toplama. Bu da
Halis Muhlis Uludağ Kestanesi. Uludağ'ın kestanesi, aynen öyle. Şimdi ateşimizi yaktık. Biraz sonra tereyağlı mantarımızı da korun üzerine gömeceğiz. Aynen. Lezzetle atıştırmaya devam ediyoruz. Doğadaki lezzetler devam ediyor. Balığımız henüz gelmedi. Korumuz sabahtan balık beri işte, hazır ama. O konuda birazcık, balık konusunda birazcık kısmetsiziz maalesef. Bir sıkıntı var. Çözmeye çalışıyor yani, aynı şey. Şu anda açık söylemek gerekirse buradaki bütün balık için gelmiş olan arkadaşların hiçbirinin balık tuttuğunu göremedik. Yani herkes gelmiş ama herkes eli boş. Ama şu daha anda gün demek bitmedi. Ki tutacağız mutlaka. Şans yok yani. Bugün bir kısmet yok balık konusunda. Yapacak bir şey yok yani. Yapma be. En azından bir tane balık geleydi be. Ya da şu yemlerin hepsini ekmek takalım abi. Ne bileyim abi, bir şeyler. Bir şeyler yap artık. Yap artık. Bir şeyler yap artık. Bir videoya bir tane balık gelsin. Bize gelmedi de bunlara kimseye da gelmemiş gelmedi abi. Kimseye gelmedi. Bunlara kimseye da gelmemiş. Baksana bunlar da öyle bakıp duruyor. Öbürleri bizden önce oradaydı. He, sabahtan beri oradalar. Onlar hiç daha görmedim balık. Yok lan, hiçbir şey yok. Tahta tuttu demin. Aha, kol gibi odun tutmuşsun diyor. Vuracaksın, çekeceksin. Bu kadar mı? Yok. Geliyor abi, çek abi, çek. Dikkat et, kaçırmasın. Aldık balığı bak beyler. Balık geldi. Bak. Murettin, ne yapıyorsun? Şimdi mantar hazırlıyoruz. Ateşte kaşarlı mantar yapacağız. Ve son olarak son darbeyi de çayla mı vuracağız? Aynen. Gene bir semaverde çay deneyeceğiz birazdan. Aynen. Senin tişörtünü de arkadan çekeyim. Şöyle Doğa Aşığı Gezginler tişörtünü. Sizi gidin YouTube'çular sizi. Acaba onun attığımız şeyler yaş onlar mı söndürüyor?